Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta Covid salgının sürecinde ve sonrasında güncel sanatı ve sanatçıların durumunu konuşuyor olacağız. Konuğumuz Saha Direktörü, Saha Derneği Direktörü Çelenk Bahra. Çelenk Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi aramızda görmek çok güzel. Yoğun takviminizden zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Belki kendinizi tanıtma işini size bıraksam ve belki Saha Derneği'nin bu vesileyle çalışmalarını bize kısaca özetleseniz. Tabii Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi 2011 yılından beri faaliyette olan bir sivil toplum kuruluşu. Günümüzde 100 kadar üyesi var. Yani derneğe resmi kayıtlı olan üyemiz var. Aynı zamanda kurumsal destekçilerimiz, Saha Artı adlı 35 yaş altı genç destekçilerimiz, bize pro bono danışmanlık yapan, servis veren çok sayıda paydaşımız, iş ortağımızla beraber amacımız Türkiye görsel sanatlarını, Türkiye güncel sanatını uluslararası platformlarda desteklemek, görünürlüğünü, bilinirliğini arttırmak, sanat alanında çalışan sanatçıların, küratörlerin, yazarların gelişimini, uluslararası kültürel diyaloğa katılımını, sanatsal üretimini, yapıt üretimi ya da yayın üretimini desteklemek. Bu anlamda kar amacı gütmeyen uluslararası sanat kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. Çeşitli fonlar veriyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana İstanbul Beyoğlu'nda açtığımız ve devam ettirdiğimiz Sağ Stüdyo adlı sanatçılara ve küratörlere yönelik bir etkileşim, üretim, araştırma ve etkinlik mekanımız var. İstanbul'da da kendimiz programlar yürütüyoruz. Böyle bir oluşum. Ben 2018 yılından beri sahanın direktörlüğünü yapıyorum. Yani 2 yılı aşkın bir süredir. Onun evveliyatında da küratörlük, yazarlık, sanat yöneticiliğinden geliyorum. Hep vakıflar, dernekler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda 10 yıllık bir çalışma sürecim, yaklaşık 7 yıllık İstanbul Modern'de küratörlük deneyimim var. Hep alanım, sanatçı değilim ama sanat alanında yazmak, tasarlamak, üretmek, organize etmek gibi bir alanda faaliyet gösteriyorum. Burada da çalışmalarıma ekip arkadaşlarımla birlikte sağ bünyesinde devam ediyorum. Çok güzel. Peki, yani bu büyük resmi görebilmek için aslında tam COVID-19 salgını öncesinden başlamak istiyorum açıkçası. COVID-19 salgını öncesinde Türkiye'de ve dünyadaki güncel sanat atmosferini bize birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz? Nasıl bir ortamda? Zaten ekonomik ve sosyal krizlerle boğuşuyorduk dünyaca. Peki sanat atmosferi nasıldı? Belki şunu biraz genellemeler yapıp hızlı bir tur, ufuk turu da yapmak durumundayım Evet. niyetimi anlatmak için ama yani Türkiye'de de uluslararası bağlamda da güncel sanat, görünürlük bakımından, bu alanda kurumların, üretimin, etkinliklerin artması bakımından ve piyasanın hareketlenmesi bakımından 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başına itibaren giderek ivme kazandı. 2010'larda daha da çok arttı. Özellikle uluslararası alanda çok sayıda fuar, etkinlik, bienal, proje mekanı vesaire gelişti. Bu Türkiye'de de böyle şüphesiz. 15-16 yılları itibariyle Türkiye bu anlamda dünyanın geri kalanından farklı olarak durumuna etkilenmeye başladı. Bu da çok bariz bir şekilde Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu hem uluslararası ilişkiler babındaki durum hem de sosyoekonomik ve kültürel bir takım süreklilik arz etmeyen sorunlar diyeyim. O anlamda biraz Türkiye içe kapanmaya maalesef başlamıştı zaten. En büyük hareketlilik Türkiye'nin, İstanbul'un özellikle uluslararası sanat gündemi de en çok etki yarattığı, en çok o hareketliliğin, diyaloğun devam ettiği dönem 2015'teki İstanbul Bienali dönemiydi örneğin. Sonrasında Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu süreçler, darbe girişimleri, işte terör saldırıları, mevcut politik durumlar vesaire derken biraz içeri kapanmaya başlamıştık. Aynı esnada da küresel bağlamda da sanat piyasası, sanat hareketliliği de biraz darboğaza girmeye, biraz küçülme trendine girmeye de başlamıştı. Yani bir sanat piyasasının çok büyümesinden bahsettiğimiz bir dönem, piyasa anlamında söylüyorum.
O da aslında doyuma ulaşmış. Orada da ufak ufak küçülmeler başlamıştı küresel bağlamda da. Ama Türkiye özelinde biz bu durumdan daha da fazla etkilenmiştik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama geçtiğimiz İstanbul Bienali, Contemporary Fuarı hepsinin aynı döneme denk geldiği, yani 2019 tekrar bizim ne güzel, evet buraya da bir ilgi var, bir hareketlilik var. Üstelik de biz de yurt dışındaki projelere yine çok entegre oluyoruz dediğimiz, sanki normalleşmenin, tekrar uluslararası o diyaloğa katılımın başladığını hissettiğimiz, yeni sanat mekanlarının açıldığı, arka arkaya pek çok yeni özel müzenin tekrar bir dalga halinde açıldığı ya da yeniden açıldığı, Arter'in yeni mekanı, işte Salt Beyoğlu'nun bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden hayatımıza girmesi, Eskişehir OMMU'nun açılması, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin henüz açılamadı ama o zaman o açılmanın sinyallerini veriyordu. Yeni binasına kavuşup yeniden hayatımıza girecek olması. Böyle heyecan yaratan bir 2019 sonu 2020 başı içerisindeydik ki pandemi dönemine girdik. Bu dünyada kimsenin beklemediği bir şeydi. Hepimiz şaşa kaldık elbette. Tartışmasız. Peki bu hafif içe kapanma, yani içe dönme trendinin üzerine bir de COVID-19 salgını bizi fiziksel anlamda da evlerimize kapadı. Ve bu o ilk dönemi düşündüğünüz zaman bu sanatçıların bu süreçten nasıl etkilendiğini gözlemlediniz ve o ilk dönemde bütün işte kültür sanat kurumlarının kapılarını kapadığı dönemdeki bu kültür sanat kurumlarının ilk refleksinin işte çoğu arşivler açıldı, bir sürü dijital alanda işler yapılmaya başlandı. Bu ilk refleksler sanatçıların beklentilerini karşıladı mı sizce? Çok güzel bir soru bu hakikaten. Şimdi sanatçılar dediğiniz grupta, yani içerik üreticileri, yaratıcı kesimler, tabii ki böyle tek blok, hepsi adına konuşabileceğimiz bir şey değil, bir kesim değil. Aslına bakacak olursanız kültür kurumları da değil. Ama baktığımız zaman sanatçılar da hepimiz kadar, herkes kadar bireysel olarak bu süreç içerisinde şaşkınlık, panik, yer yer depresyon, yer yer ajitasyon, yer yer kaygı yaşadılar diye düşünüyorum. Sanatçıların şöyle bir farkı var belki başka meslek gruplarından diyeyim. Hemen hemen hepsi, pek çoğu bağımsız olarak ya da ek Biraz. işler, sanatın yanında başka ek işler yaparak, başka işler yaparak geçinmeye çalışıyorlar. O anlamda prekar dediğimiz daha güvencesiz, daha kırılgan yaşamlarını idame ettirmek anlamında da, sanat pratiklerini devam ettirmek anlamında da daha güvencesiz, daha kırılgan bir grup olduğundan bahsetmek mümkün. Sadece sanatçılar değil, aslında bağımsız içerik üreticilerinin hepsi için bu geçerli. Yani sanat yazarları, küratörler, bağımsız bu alanda faaliyet gösterenler gibi. Aslına bakacak olursanız kurumlara bağlı çalışanlar için de öyle. Çünkü buradan kurumlara geçmek istiyorum. Kurumlar, tam da biraz önce bahsettiğim yeni mekanlar açılmıştı. Yeni büyük sanat kurumları, özellikle yeni özel müzeler, Biennale, Contemporary Fuarı yeniden kente uluslararası anlamda bir heyecan getirmişti. Bir 4-5 yıllık görece dünyanın geri kalanından Irak, yani gözden Irak, gönülden Irak olduğumuz ve içe kapandığımız bir dönemin akabinde. Dolayısıyla kurumlarda çalışanlar da eminim bu anlamda güvencesizlik ve kaygı hissettiler, hepimiz hissettik. Çünkü bazı kurumlar henüz kapanmamış olsalar da projelerini, ölçeklerini küçültmek durumunda kalacaklar. Eminim masraflarını kısmak durumunda kalacaklar. Daha küçük ölçekli bağımsız sanat inisiyatiflerinin, proje mekanlarının, galerilerin sürdürülebilirliği açısından çok büyük meseleler var. Görünürlüklerini kaybettiler. Mekanları açık değilse proje orada üretemezler. Eğer satış odaklarsa satış yapmaları tamamen kesintiye uğradı vesaire vesaire. Bu dönemde herkes görünürlük endişesine de bu noktada kapıldı. Yani sanat kurumları da bu alanda bireysel ve bağımsız çalışan içerik üreticileri de kapılanlar oldu diyeyim. Dolayısıyla sosyal medyanın çok aktif kullanıldığı, bir araya gelinemediği için çevrim içi araçların hem iletişim hem etkinlik sürdürmek için kullanıldığı ve sizin de daha önceki konuşmalarımızda gündeme getirdiğiniz gibi, hani dijitalin ve çevrim için dijital arşivlerin ön plana çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıktı. Kurumların ilk tepkisi mevcut dijital içeriklerini yeni bir şeymiş gibi adeta paylaşmak,
erişime, kullanıcıya açmak oldu. Bu güzel de oldu ama tabii insan şeyi de sormadan edemiyor. Madem bunlar kullanılabilir, madem bunlar erişilebilir ve hazır durumdaydı, daha önce de keşke bunlara erişimimiz olsaydı, bunlardan haberimiz olsaydı. Ama en azından iletişimlerini bu yöne çekmiş oldular. Daha önce bir sergilerini, bir arşivlerini, koleksiyonlarını dijitalize ettilerse, sanal olarak gezmemizi mümkün kıldılarsa, ona çektiler. Sergi turlarını, sanatçı konuşmalarını, özellikle film ve hareketli görüntü alanındaki programların hepsini çevirip içine taşıdılar. Mesela ben kendi adıma sadece görsel sanatlar alanında değil, örneğin film festivalinde de, İstanbul Film Festivali'nde de yıllardır zaman bulup da gidemediğim kadar filmi, öğrencilik yıllarımda ancak o kadar 35-40 film seyredebiliyordum. O kadar filmi seyretme imkanı buldum. Bu anlamda bir içerik bombardımanından da bahsedebiliriz. Meselenin olumlu yanı olduğu gibi bir bombardıman da söz konusuydu. Bir süre sonra bunun yarattığı bir yorgunluk da oluştu hepimizde. Yani hem o etkinliklere katılmaktan, belki konuşmacı, o programı yapan küratör, o içeriği veren sanatçı gibi, hem de mevcut içerikleri özümsemek, tüketmek, onları kullanmak anlamında da giderek daha seçici olmaya başladık. Orada da nitelik ön plana çıkmaya başladı ya da tercihlerimiz ön plana çıkmaya başladı. Peki burada sanatçıların bu vesileyle yeniden görünür olmasının yanında ayrıca telif gelirleri de elde ettiklerini söyleyebilir miyiz bu hızlı dijitalleşme sürecinde? Çok özür dilerim. Ses bir yerde kesildi. Bir daha tekrar edebilir misiniz sorunuzu? Yanlış anlamış olmayayım. Sanatçıların bu arşivlerin tekrar şey yapılmasıyla, paylaşılmasıyla birlikte sanatçılar bundan görünür olmanın yanında ayrıca bir telif geliri elde etme fırsatı buldular mı? Yani öyle bir şey ki görünür olduklarından bile şüpheliyim. Sonuçta böyle durumlarda yine hangi sanatçı, hangi kişi, hangi kurum zaten kendini görünür kılmak konusunda daha çok imkana, beceriye, altyapıya vesaire sahipse o yine daha çok görünür hale geldi. Yani daha çok iletişim ve pazarlama ve duyuru anlamında imkanı olan, becerisi olan, buna enerjisi, niyeti olan daha çok görünür olmuş oldu elbette. Telif konusu çok çok yerinde bir soru. Yani bunu bütünlüklü olarak da tartışmalıyız. Ama bu konu özelinde öyle bir noktaya geldik ki telifi dünyada da Türkiye'de de oturtmaya çalışmak, yani sanatçının bir şerefiye almasını, içerik üreticisinin, eser sahibinin bundan bir telif almasını ve diğer haklarının da tabii ki entelektüel hakların, fikri hakların da korunması konusu zaten tüm dünyada farklı bakış açılarının olduğu hakikaten politik bir mesele aynı zamanda. Bu alanda Türkiye'de biraz yol almaya çalışıyorduk. En azından hani bazı kurumlar bu anlamda örnek teşkil etmeye çalışıyordu. Saha da bunlardan biridir. Bizim işbirliği yaptığımız, destek verdiğimiz, dirsek temasında bulunduğumuz bütün kurumların, kuruluşların mutlaka davet ettikleri sanatçılara, yazarlara telif ve katılım şerefiyesi ödemesini ön koşul olarak koyarız örneğin. Hani bu anlamda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Belki bunlar biraz yerine hafif hafif oturmaya, yani en azından sanatçılar bunu sorabilir, talep edebilir hale gelmeye başlamışlardı ki bu kadar büyük bir kriz araya girince bu sanki bu tartışma hiç olmamış gibi arka plana atıldı. Çünkü sanatçıya bu yolda bir görünürlük veriliyormuş ya da bu zor dönemde tekrar dayanışmak gerekiyormuş. O dayanışmanın bir parçasında sanatçının yine telif almaması mış gibi, feragat etmesi, onun da bir özveride bulunması gerekiyormuş gibi görünmeye başladı. Bir de şöyle de çok bariz bir şey var. Çevrim içi ve dijital içerikler, etkinlikler, orada harcanan emek sanki çok da bir emek gerektirmiyormuş gibi görünüyor. Nasıl eskiden sanatçının, sinemacının, yazarın emeği böyle çok da bir karşında bir şey, bir panelde birinin konuşması çok da zaten önemli bir şey yapıyormuş gibi görünmediği için telif verilmekten imtina ediliyorsa, çevrim içi de şurada zaten hani 2 dakika Instagram'dan bağlandı konuştu, filmini zaten orada gösterdik gibi. Hem konuşmacılar, sanatçılar, küratörler meseleye kendi açılarından da biraz belki böyle bakar hale geldiler. Kurumlar da maddi imkansızlıkları da ortaya çıkınca buradan kısmaya başladılar. Karşılıklı olarak bu konu tekrar konuşulmamaya, talep edilmemeye karşılıklı olarak başladı.
Bunun anlaşılabilir sebepleri var çünkü hakikaten kurumlar da bu organizasyonları yapanlar da maddi imkansızlıklar ve tasarruf tedbirleri moduna geçti belki. Ama bu tartışmanın tam da böyle bir dönemde yeniden açılması, belki şimdi biraz taşlar yerine otururken hem bu alanda bir talep ve gündem yaratılması hem de bu organizasyonları yapanların da bu anlamda tekrar farkındalıklarını yaratıp bunları tekrar bütçelerine koymak durumunda kendilerini hissetmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Elif konusu maalesef Evet. bu durumda. Ama yani belli ki COVID-19 hem bu dijitalleşmeyi hızlandırıcı, aynı zamanda bu telif tartışmalarını, bu hakim tartışmaları da belki hızlandırıcı bir rolde oynuyor. En azından yeni bu sanat döneminde açıkçası bu tartışmaların da daha alevlendiğini de, zaten telif tartışmalarının daha alevlendiğini de görüyoruz zaten. En azından birkaç umut ışığı. Peki asıl şunu merak ediyorum. Peki kariyerinin henüz başındaki sanatçılar, belki daha onlar daha kırılgan bir grup. Onlar bir saha olarak dirsek temasınız olduğunu biliyorum. O daha kırılgan bu kariyerinin başındaki sanatçılar bu süreçten sizce nasıl etkilendiler? Yani kültür kurumlarıyla bu dijitalleşmeyle beraber daha seri ve sık bir iletişim kurma şansı yakaladılar mı mesela, ya da daha mı kabuklarına çekildi onlar, ne düşünüyorsunuz? Yani bunu öngörmek çok kolay değil şüphesiz ama onların daha kaygılı olduğunu söylemek yersiz olmaz. Çünkü henüz kariyerinin başında olan bir sanatçı üretimini devam ettirmek için kendine ait bir atölyesi belki var, belki yok. Belli kurumlarla bağlantısı belki var, belki yok. Kendini tam geliştireceği, örneğin uluslararası misafir sanatçı programlarına, araştırma programlarına katılacağı, Türkiye'de bir takım programlara devam edeceği, sanat topluluğu içerisinde çeşitli diyaloglarla, fikir alışverişiyle kendini geliştirip görünürlük kazanacağı, aynı zamanda üretimi içinde ortaklık yapacağı bir dönemdeyken, bunu çevrim içi sürdürmesinin belki bir şeyler öğrenmek, olan biteni takip etmek açısından bir artısı olabilir. Ama kendini gösterme, kendisinin bir şeyler üretmesi açısından daha zor bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ki genç sanatçıların, küratörlerin en çok proje yapabilecekleri yerler bağımsız sanat inisiyatifleri, işte proje mekanları, kolektif oluşumlardı. Bunlar çok daha güvencesiz. Mekan kirası ödemekte bile zorlanıyorlar. Yani sergi açamadığınız bir yerin mekanın kirasını nasıl devam ettirebilirsiniz? Orada birisinin çalışması nasıl mümkün olabilir o mekanı döndürmek adına? Dolayısıyla onların proje yapabilecekleri, sergi, konuşma, program yapabilecekleri mekanlar da, o altyapı da çok azalmış oldu. Ancak bunu alternatif olarak işte üzerinden, işte çevrim içi etkinlikler üzerinden, bir takım dijital platformlardan bir şeyler yapabilirler. Burada da mesele, sanatçı olarak siz bu teknolojilere aşina mısınız? Bunu kullanmak istiyor musunuz? Bunu tercih ediyor musunuz? Sizin yapmak istediklerinize bu mecra ne kadar uygun? Biraz ona göre değişir. Eğer uygunsa ne ala, uygun değilse ona adapte olmaya, belli ölçüde yapmak istediklerinizi o yolda da gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Ama bazen işinizin, yapmak istediklerinizin doğası mekana ve fiziksel olarak o mekanda bir aradalığa ihtiyaç duyabilir. Belki kamusal alana ihtiyaç duyabilir. O zaman işiniz çok daha zor elbette. Evet. Çeşitli hakim araçlar yani daha öne çıktılar ve evet, çok iyi anlıyorum. Peki tam dediğiniz gibi işte, kamusal alan tartışması, yani peki sanatçıların şehirle ilişkisi de tabii ki doğal olarak ilk dönemde zaten şehirle neredeyse ilişkimiz kalmadı. Şu aşamada işte bu en azından kontrollü ve sosyal mesafeli dönemde şehirle farklı bir ilişkimiz var. Peki sizce sanatçıların bu şehirle kurdukları farklı ilişkiler, vatandaşlarla, sanatseverlerle kurdukları farklı ilişkiler, bunların yani bu sanatçıların çalışmalarına yansıyor mu sizce? Yansıyacak mı? Henüz somut olarak şöyle yansıdı, böyle yansıdı demek için belki çok erken. Ama en çok ona yansımasını bekliyorum ben bir küratör olarak diyebilirim. Çünkü evet,
Çevrimiçi, dijital, sanal, artırılmış gerçeklik vesaire bütün bunları evde kaldığımız sürece deneyimledik, takip etmek adına da, üretmek adına da, mecra olarak kullanmak adına da diyeyim. Ama esasen radikal bir şekilde sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bizim dışarıyla olan ilişkimiz koptu ya da evrim geçirdi, dönüştü ve bu dönüşüm devam ediyor şu anda. Örneğin ben bir film seyrederken o filmde çok yabancılaştığımı hissediyorum. Yani orada bir kafede insanlar bir arada oluyorlar, bir konser ortamı oluyor, bir yerde insanlar bir araya geliyorlar. Garipsiyorum, şöyle bir anlık bir tepki veriyorum. O bile bizim psikolojik olarak nasıl etkilendiğimizi gösteriyor olmalı. Artı çok konuşulan bir şey ve klişeleşti ama evle, domestik hayatla, işle, iş yeriyle, sanatla, sanat mekanıyla, dışarıdaki mekanlarla, sadece alanlarla değil, mekanlarla ve doğayla, gezegenin geri kalanıyla olan ilişki biçimimiz de geri dönüşü olmayacak bir şekilde değişime uğradı. Yani bir virüs durumu da var. Bu tabii ki doğanın yarattığı bir şey. Yani insan eliyle belki ortaya çıktı ama insan da o doğanın bir parçası olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla günümüz sanatı, güncel bilime, teknolojiye, toplumsal meselelere, siyasal meselelere, kültüre, kente son derece duyarlı olmuştur her zaman. Ondan esinlenir, ona cevap verir, onu araştırır. Bütün bunlar üzerine düşünmüyor olmasına yani sanatçıların imkan yok. Üstelik bunun yarattığı bireydeki psikoloji ve toplumsal psikoloji yanı da var konunun. Kentle ilişki bakımından ben çok şey bekliyorum. Sanatçıların eminim şu anda bizim tahayyül edemeyeceğimiz derecede ilginç, yaratıcı, sorgulayıcı fikirleri var. Bunlar yavaş yavaş hayata geçmeye başlayacaklar. Ya kamusal alanda ya sanat mekanı olarak alışmadığımız farklı yerlerde. Hemen atıyorum bir eczanede, yani eczanenin ya da bir hastanede bu dönemde özellikle çok gittiğimiz, geldiğimiz ya da gitmekten gelmekten imtina ettiğimiz bir mekan olduğu için aklıma geldi. Ya da balkon gibi evle dışarısı arasındaki ara kesit. Nitekim balkonlar üzerine projeler yapıldı Almanya'da örneğin. Die Balkoni adlı bir seri sanatçıların farklı semtlerdeki balkonlara yerleştirmeler yapıp evlerinden dışarı çıkmadan dışarıya seslerini, işlerini duyurdukları projeler yapıldı. O ara kesit olarak adlandırabileceğimiz yerlerde. Bu tarz şeylerin çok ortaya çıkacağını, doğayla ilişkimizin çok sorgulanacağını, dolayısıyla buna dair belki arazide, doğada, çevrede işler yapılacağını ve kente dair de çok fazla iş ortaya çıkacağını umuyorum. Bunlar beni de ilgilendiriyor. Peki sanatçı hareketliliğinin kısıtlandığı dönemde, yani uluslararası sanatçı hareketliliğinin kısıtlandığı, konuk sanatçıların artık pek yani yurt dışı konukları ağırlayamayacağımız bir dönemde, bu fikir havuzlarının etkileneceği bir süreçte sanatçıca nasıl etkilenecek? Sadece sanat için değil, bütün dünya için çok çetrefilli ve tehlikeli bir yere kayması muhtemel olan bir konu bu. Yani içe kapanma, burada sadece şey de yok. Yani sanki böyle küreselleşmeden geri adım atmaya çalışan, daha milliyetçi, daha yabancı düşmanı, daha içe kapanmaya dolayısıyla hani o kontrol, aynı zamanda belki halkın sağlığını gözetmeyeyim ama onun her tarafı da kontrol, baskı, tepeden inmeci, daha faşizan yaklaşımların çok yükselebileceği bir dönemden geçiyoruz. Umarım konu oraya evrilmez ama hep böyle arada ince bir çizgi vardır ya onda. Evet, belki biz bazı durumlarda devlet kamu otoriteleri bir şeyi orkestre etsin, sorunlara çare olsun istiyoruz. Böyle bir dönemde dolayısıyla bir kaos olmasını istiyoruz ama bunun ucu böyle total bir kontrole, baskıya, faşizme doğru inmeye başladığı anda da hiçbirimiz bunu kabul etmek istemiyoruz. Şimdi bunun bir yansıması da hareketlilik meselesi üzerine olacak. Yani şimdiden görmeye başladık. Hangi ülkeye sınır açılacak, hangi ülkeden hangi ülkeye seyahat olacak? Bu tamamen pandemiyle alakalı değil, pandemiden bağımsız. Başka sosyoekonomik ve politik meseleler dönmeye başladı her şeyden önce. Dolayısıyla ben şimdiden kendi adıma hissediyorum. Türkiye'den yurt dışına seyahat etmek
belki Türkiye'ye gelinmesi daha kolay şu anda. Türkiye'den yurt dışına seyahat etmek ekonomik olarak da zorlaştı. Yani çünkü uçakla yapmanız gerekiyor. Uçak fiyatları artıyor. Zaten mesafeler daha uzak. Ama aynı zamanda hani vize almak, izin almak, oradan bir davet gelmesi de şimdiden defa zorlaşmaya başladı. Pek çok proje iptal oldu. O yüzden daha küçük, daha bölgesel işbirlikleri mesela gündeme gelecek. Ve de tabii pek çok proje iptal olduğu için bu hareketlilik sınırlanmış oldu. Ona hiç girmiyorum. Ama bunu biraz azaltmak adına çevrim içi mecraları çok kullanıyoruz. Mesela biz Sağ Stüdyo'da şöyle bir şey yapıyoruz. Burada 5 Türkiye'den sanatçıyla uzun süreli, normalde 6 aydı ama pandemi araya girince biz onun 3 ayını daha çevrim içi değerlendirip 9 aya yaydık. Süreyi sanatçılar mekan dokunabilsinler diye. Normalde oraya yurt dışından bizim davet ettiğimiz ya da zaten Türkiye'ye araştırmaya gelen sanat araştırmacıları, küratörler gelip o mekanı onlar da kullanıyorlardı ve sanatçıların atölyelerini ziyaret ediyorlardı, birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlardı, bir etkileşim ortaya çıkıyordu. Şimdi onlar gelemiyorlar tabii ağırlıklı olarak böyle bir dönemde ya da bir süre gelmek istemeyebilirler. Burayı güvenli bulmayabilirler, buraya seyahat etmek dediğim gibi daha pahalı, daha zor hale gelebilir onlar açısından da. Ama şeyi sıklıkla yapmaya başlıyoruz. Yani çevrim içi bu diyalogları yürütmeye çalışmak. Eskiden çok düşünülmezdi. Nedense aklımıza bu ölçekte gelmiyormuş. Çevrim içi atölye ziyaretleri, çevrim içi bir takım çalışma grupları. Belki o anlamda teknolojilerin bu küresel ya da uluslararası diyaloğu sürdürmek açısından kolaylaştırıcı bir yanı oldu. Uluslararası danışma kurulumuzu toplamak için dünyanın farklı yerlerinden insanları, sadece biz değil, biliyorum ki yani benim geçmişte çalıştığım diğer sanat kurumları da aynı şekilde, herkese uyacak bir tarihte İstanbul'a getirmeye çalışırdık. Şimdi bunu kolaylıkla çevrim içi yapabiliyoruz. Aynı şey midir? Yerini tutar mı? Tutmaz. Ama o diyaloğun kopmasını bir yere kadar, her şey belki normalleşene kadar, biraz daha düze çıkana kadar idare eder, kolaylaştırır. Böylece o diyalogdan, o gündemden, oradaki içeriklerden kopmayız. Çok anlamlı aslında. Buradan devam etmek isterim. Peki sizce bu süreçte uluslararası dayanışma ağları güçlendi mi? Bu iletişimin kolaylaşmasıyla beraber. Çünkü bir yandan mesela bütün ülkeler kendi içine kapandı ve aslında kendi sorunlarını kendi içerisinde yaşar hale geldiler ama bir uluslararası ortak sorundan da geçiyor. Dolayısıyla burada sizce çeşitli ağlarla, düşünce ağlarıyla bu problemleri ortaklaştırıp çözüm tartışabilecek hem sanatçılar hem kültür kurumları için yeni alanlar doğdu mu, fırsatlar doğdu mu? Doğacağını düşünüyorum. Bu şu anda hepimiz bu alanda bir tartışma, diyalog içerisindeyiz. Doğacağına inanıyorum. Özellikle burada daha öncülük yapabilecek, daha kolaylaştırıcılık, bir araya getiricilik yapabilecek işler daha zaten hali hazırda uluslararası niteliği olan ve bu anlamda bir ağ yaratabilecek ölçeğe, kapasiteye sahip olan bunlar. Ne demek istiyorum? Bienaller örneği. Çünkü bienaller tanımları gereği uluslararası modeller ve de bu uluslararası kurumsal bağlantılara, uluslararası sanatçılarla, inisiyatiflerle bağlantılara sahipler ve bu niteliklerini de devam ettirmek isteyeceklerdir. İçe kapanmak istemeyeceklerdir ve burada birleştirici, toparlayıcı yanları da olabilir. Şu açıdan da olabilir çünkü ticari kaygıları olmayan, rekabetçi olmayan organizasyonlar bunlar. Keza uluslararası müze ağları, meslek örgütleri bu anlamda rol üstlenebilirler. Yani SIMAM gibi örneğin modern ve çağdaş sanat müzelerini, koleksiyonları bir araya getiren önemli bir ağ. İKOM gibi, AYKA gibi sanat eleştirmenleri derneği, uluslararası bağlantıları olan oluşumlar. İşte sanatçı birlikleri, şüphesiz fuarlar da bunu yapabilir, uluslararası nitelikli organizasyonlar olduğu için ki onlar sanki daha hızlı bile yapıyorlar bunu. Çünkü orada böyle bir şey de var. O faaliyeti devam ettirme endişesi daha da yüksek orada, öyle ifade edeyim. Olabilir sanatçıların kendi aralarında kurmaya çalıştıkları diyaloglar da var. Şeyi görmek, yani çok üzücü bir olay ama oradaki dayanışma modellerin ortaya çıkmasını görmek başka potansiyel dayanışma ağları, topluluk
modelleri için iyimserlik yaratıyor bende. Beyrut'ta olanlardan sonra dünyanın dört bir tarafında Beyrut'u desteklemek adına oradaki sanat kurumlarını, çünkü hakikaten yıkıldı o sanat kurumları, gerçek anlamda yıkıldılar, mekan ortada kaldı. Oradaki sanatçıları, sanat kurumlarını, bağımsız inisiyatifleri desteklemek için dünyanın dört bir tarafında sanatçılar bir araya geldiler. Türkiye'den de bir sanatçı grubu bir araya geldi mesela Beyrut'a destek için. Yurt dışında da uluslararası oluşumlar da oldu. Hani böyle bir şeyin ortaya çıkabileceğini görmek, umarım dünyanın geneli Beyrut'un yaşadığı kadar kötü günler görmese ve Beyrut'ta bir an önce toparlansın. Ama böyle uluslararası ağların, dayanışma gruplarının da oluşabileceği konusunda örnek teşkil etti. Türkiye'de her ülkede, daha doğrusu kendi içlerine yönelik ama uluslararası diyaloğu da devam ettirecek şekilde oluşumlar da ortaya çıktı. Omuz gibi örneğin. Yani İngilizce olarak da dayanışma taleplerini, isteklerini, çağrılarını yapıyorlar. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli insanlar ya da Türkiye'yi bir şekilde destek vermek isteyen, gönül bağı olan Türkiye'li olmayanların da destek verebileceği bir oluşum Omuz. Biz de saha olarak, saha artı, yani daha genç destekçilerimize yönelik program aracılığıyla bu dönemine omuz verdik, öyle diyeyim. Ama destek al, destek ver anlayışıyla destek vermek isteyen, 1.000 lira destek vermek isteyen ya da bir araya gelip 1.000 lira toplayıp destek vermek isteyenlerle, buna imkanı olanlarla, desteğe ihtiyacı olan, 1.000 liralık bir desteğe ihtiyacı olan teknisyeninden güvenlik görevlisine, sanatçısından küratörüne, görsel sanatlar alanında çalışan, bu dönemde acil ihtiyacı olan kişileri bir araya getiren bir oluşum Omuz. Mesela böyle bir şey ortaya çıktı. Başka dayanışma ağları da aynı dönemde ortaya çıktı. Artist Relief organizasyonları gibi hem Britanya'da hem Türkiye'de ortaya çıkan. Dolayısıyla çeşitli modeller var. En güzeli de bu modeller birbirleriyle dirsek teması içerisinde bu gruplar ortak kümeler oluşturuyorlar. Birbirlerinden öğreniyorlar. Hepimiz biraz birbirimizden öğreniyoruz. Evet. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Çok, ya bu iki verdiğiniz örnek de çok anlamlı. Çünkü yani biz özellikle bir dönem içinde bakıldığı zaman genel olarak hep bölgesel afetlere çok alışık olduğumuz ve onlara karşı refleksimiz hazır olduğu için hemen uluslararası ağlar ve dayanışma öne çıkabiliyor böyle bölgesel problemlerde, ama dünya çapındaki bir afetle tabii mücadele ettiğimiz bir dönemde tabii ki ilk belki yaralarını saranlardan beklemek, böyle uluslararası en azından dirsek temasını arttırma, oralara yardım etmeyi herhalde anlamlı. Yani şimdi bir yandan da yeni bir döneme giriyoruz tabii ki. Ve yavaş yavaş bu sonbaharla beraber kültür sanat kurumlarının tekrar kapılarını açtığını görüyoruz yeni bir normal çerçevesinde. Peki bu bir ara dönem mi, yeni dönem mi ve buranın yeni koşulları sizce neler? Oh, çok çok zor. Yeni çerçeve bir problem. İnanın bilmiyorum. Çünkü şunu da bilmiyorum. Yani pandeminin hangi aşamasından geçiyoruz? Yani benim bugün pandemiyle ilgili öngörülerim ne? Belki bir hafta sonraki birbirinden çok farklı olacak ya da yarın. Yani şu anda belki yaz o anlamda bir nebze stabil geçti. Korkularımız, kaygılarımız olmakla birlikte. Ama şimdi o korkular ve kaygılar ve işte sayılar artıyor. Halbuki onlar o kadar da artmayacakmış gibi iyi niyetle düşündük. Artacağını, artma ihtimali bilsek de, çünkü o zaman devam edemezdik hiçbirimiz, öyle söyleyeyim. En azından bir normalleşme olma ihtimaline karşı planlarımızı yine yapmaya çalıştık ki bir şeyler üretebilelim, iyimserliğimizi, yapıcılığımızı, programlarımızı devam ettirebilelim diye. Ama şimdi bu kurumlar açıldı, yeni sergiler yapıyorlar, yeni programlar ortaya çıkartıyorlar. Benim görebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla hakikaten bu süreci iyi yönetmek adına gerekli önlemleri, altyapıyı, koşulları düşünüyorlar, tasarlıyorlar ve hayata geçiriyorlar. O hakikaten şey, umut verici. Planlıyorlar yani. Orada bir ciddiyetsizlik, bir olduğu gibi devam etmeye çalışmak, bir şeylerden tasarruf etmeye çalışmak gibi bir şey ben hiçbir küçük büyük ölçekli kurumda, mekanda görmüyorum. Ama pandeminin gidişatını bilmiyorum. O yüzden bütün kurumlar, benim tahminim, zaten A, B, C planlarıyla şu anda
ilerliyorlar. Yani özellikle hibrit biz bunu nasıl devam ettirebiliriz? Bütün kurumların, ekiplerin, mekanların düşündüğüne eminim. Yani insanlar gelemezse ya da gelmek istemezse onlarla ilişkimizi nasıl devam ettirebiliriz? Evet, mekan olsun, açılsın ama gelmek isteyemeyebilir. Biz kapatmak zorunda kalabiliriz. Sokağa çıkma yasağı olabilir tekrar. Bilmiyorum. Ama biz genel olarak kullanıcılarla, izleyicilerle, bu sanat topluluklarıyla diyaloğumuzu, programlarımızı nasıl devam ettirebilirize de eş zamanlı olarak bakıyorlar böyle bir dönemde. Yani ben kendi adıma son dönemde daha önce gözlemediğim sergileri ya da yeni açılan projeleri takip etmeye çalışıyorum. Sanki biraz bir ilgi de var, yok değil. Ama tabii burada ilgi yine daha büyük ölçekli kurumlara kayacaktır. Yani ilk başta belki gündeme getirdiğim mesele yine daha görünür olan, daha çok imkanı olan, daha çok önlem alabilen, daha geniş mekanı olan örneğin yerler daha çok ilgi görecektir. Burada da kaygım yine popülerliğe, ana akıma, kurumların da programasyon anlamında da eğilim göstermeye başlaması. İzleyiciyi çekebilmek adına en büyük kayıp da herhalde o olur. Şimdilik öyle bir şey görmedim. Öyle olmamasını diliyorum. Evet. Peki uzun vadeli konuşacak olursak, yani her şeyin normale döndüğü bir zamana dair temennilerimizi gündeme getirecek olursak, çoğu kültür sanat kurumu kapılarını yeniden açacak ama bazılarının çeşitli imkansızlıklardan dolayı açamayacağını da öngörüyor çoğu düşünce kuruluşu. Ve bu sürede de yeni sanatçılar da işlerini üretmeye devam edecekler umudundayız ve bu biriken işler daha kısıtlı mekanlarda sergilenmeye çalışılacak belki. Burada yeni açılımlar düşünüyor musunuz? Belki bir mekansızlaşma, fizikselin ötesinde ilişki biçimleri olacağını, yani burası tamamen temenni, yani net bir yerden çıkması gerekmiyor. Tamamen hissi olarak soruyorum size. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yeni dünyayı, yepyeni normal diyelim oraya. Nasıl bir şey bekliyor sizce bizi? Yani bir şey olacak. Yani mütevazileşme, dinginleşme, az ama öz, seçicilik, niteliğin ön plana çıkması. Bir defa bunları öngörüyorum ve böyle olmasını temenni de ediyorum. Çünkü etkinlik bombardımanı, gösterişli açılışlara, sosyalleşmeye, içerikten daha çok ayrılan bütçe, enerji. Bunlar zaten yapılamayacağı için umarım bu daha işin özüne, içeriye kayar. Ve sanatçılar üretirken de ama esasen kurumlar sergilerken, yer verirken de daha seçici, daha az ama öz ze inerler. Yerelleşmeyi getirecek ama bunu illa kapanma olarak görmemek de lazım. Yani kapanma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Evet, onu konuştuk. Ama aynı zamanda bu dönüp biraz kendimize baktığımız, kendi yaşamakta olduğumuz bağlama, coğrafyaya, mekana, kente bakmamız anlamına da gelebilir. Yerel işbirliklerin, diyalogların daha ön plana çıkması anlamına da gelebilir. Durup bir öz eleştiri yapmak anlamına da gelebilir. Öyleyse eğer buradan farklı kazanımlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Çevrim içi bir şekilde bizde bir kondisyon yarattı, dijital ve çevrim içi. Evet. Mecbur kaldık yani kimimiz daha hakimdik, kimimiz hiçbir şey bilmiyorduk bu konuda. Ama hepimiz mecburen daha çok öğrendik. Dolayısıyla bu mecrayı daha iyi kullanabiliriz, sanat için de kullanabiliriz. Mesela şunu öngörüyorum, olur mu bilmiyorum ama sergi yapmaktansa fiziki bir mekanda çevrim içi bir program yapmak, yayın yapmak, kitap yapmak. Çünkü belki atölyeniz yok ama bilgisayarınızda bile bir kitap tasarlayabilirsiniz, konuşmalar serisi yapabilirsiniz. Belki basamazsınız şimdi ama dijital olarak da erişime sunabilirsiniz. Belki başka bir aşamada onu bir sanatçı kitabına dönüştürebilirsiniz. Hani fiziken sergi yapmanın, sergilemenin tek yol olmadığını görsel sanatlar alanında zaten biliyorduk. Ama yayın, çevrim içi, web,
dijital, bütün bunları mecra olarak daha böyle elimizin altında olduğu, kafamızın bir yanında döndüğü, onu da kullanabileceğimizi düşündüğümüz, hem de belki daha ekonomik, daha kolay, daha pratik ve uluslararası diyaloğu daha kolaylaştırıcı hale getirmesi. Örneğin ürettiğiniz bir heykelin bir yerden bir yere şu anda gidip sergilenmesi de çok zorlaştırmış olacak. Üstelik ekonomik nedenlerle de daha zor hale gelecek. Herkes bütçesini kısmak zorunda kaldığı için ya da bir sanatçının hakikaten bir sergiyi kurmaya bir yere gitmesi, orada bir konuşma yapması da belki zorlaşacak. Ama başka tür üretilecek programlarla, başka biçimlerle, başka üretimlerle bu akışı, bu diyaloğu, bu mobiliteyi kolaylaştırmak mümkün olacak. Belki biraz hepimizin kafası, üretimi, hayali o yönde çalışacak. En azından belli bir süre diye umuyorum. Saha Derneği olarak sizin daha çok üyelerinizden topladığınız aidatlı üyelik aidatlarıyla destek programları yaptığınızı biliyoruz. Peki bu yeni dönemde sizce kamu özelinde ya da sanatseverler özelinde nasıl adımlar atılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Çok zor bir soru, sana da soruyorum. Gerçekten. Evet. Şimdi şöyle sahanın yapısından kısaca bahsedeyim öncelikle. Saha bir sivil toplum kuruluş, bir dernek hukuk istatı olarak. Girizgahta da belki belirtmiştim 100 kadar üyesi var. Her üye yani bireysel bağışçı, sahanın Türkiye sanatının görünürlüğünü, uluslararası diyaloğa katılımını, sanatçıların yapıt üretimini, yayın üretimini, gelişim programlarına katılımını desteklemek misyonunda bir araya geliyorlar. Ve onun dışında sahanın arkasında bir ana sponsor, finansör yok ama kurumsal destekçilerimiz dönem dönem olabiliyor. Genç destekçilerimiz olabiliyor. Bize gönüllü olarak danışmanlık veren uzmanlar olabiliyor gibi. Böyle bir topluluk aslında. Aynı görsel sanatları seven, aynı zamanda hayır sever, bu anlamda topluma geri vermek isteyen, bu amaç etrafında birleşen bir topluluk. Umarım bu topluluk devam eder çünkü içinden geçmekte olduğumuz ekonomik problemler tabii ki bu toplulukta da dalgalanmalar yaratabilir. Halbuki sanatın, sanatçının, bu alanda üretenlerin en çok desteklenmeye ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla biz de bu toplulukla ilişkilerimizi de tabii güçlendirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan bu alan sahanın ya da saha gibi bu alanda kendine amaç edinen başka işte derneklerin, oluşumların tek başına başa çıkabileceği bir mesele değil. Hakikaten büyük bir küresel krizden bahsediyoruz. Biz hani elimizden geleni mütevazi ölçekte yapmaya çalışıyoruz. Örneğin COVID-19 dönemine yönelik ilk kez bir açık çağrı yaptık. İstisnai bir şey yaptık. Projesi yarım kalan sanatçılar, oluşumlar onu tamamlamak için başvurabilsinler. Ya da pandemi döneminde ortaya çıkan yeni sorunlara cevap verebilecek yeni arşiv projeleri, ağ projeleri, işte kamusal program, sempozyum projeleri gibi yeni projeler önersinler. Bu konuların tartışılabileceği, buna belki cevap arayan bu sorunlara diye 22 projeye böyle destek olmaya çalıştık. Çok istisnai bir şeydi. Nasıl yaptık? Hani onda günahları, sevapları olabilir. Onun dışında hani Türkiye'deki bienalleri desteklemeye, onların sürdürülebilirliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bağımsız sanat inisiyatiflerine, sürdürülebilirliğine yönelik özellikle İstanbul dışındaki yani Diyarbakır, İzmir, Ankara, Eskişehir, Çanakkale gibi yerlerdeki sanatçı kolektiflerine ya da bağımsız proje mekanlarına ya da web projesi de olabilir, bu bir dijital yayın projesi de olabilir. Verdiğimiz bir destek var, onu sürdürmek istiyoruz. İşte Saha Stüdyo'da Türkiye'den sanatçıların üretimlerini orayı bir mekan olarak kullanabilmelerini destekliyoruz vesaire vesaire. Fakat bunların hepsi günün sonunda sizin sorunuzda gündeme getirdiğiniz hani kamu otoritelerinin, kamu kaynaklarının yapabileceklerinin yanında tabii ki çok mütevazi, çok sınırlı kalıyor. Ne güzel ki saha dışında da bu alana destek olmaya çalışan bireyler, topluluklar, gruplar, oluşumlar var. Ama yine de yetersiz kalıyor. Burada tüm dünyada olduğu gibi asıl iş kamu kaynaklarına düşer. Çünkü mesela Britanya'da özellikle şöyle bir anlayış vardır. Vergi verenin parası. Yani biz hepimiz vergi veriyorsak bu vergilerin bir kısmının, böyle oluşan kaynakların bir kısmının da kültüre, sanata, hele ki böyle bir zor zamanda bunun sürdürülebilirliğine, devam etmesine geri dönmesi beklenir toplum tarafından.
merkezi yönetimlerinde, yani örneğin bakanlıkların da, özellikle Kültür Bakanlığı'nın da, yerel yönetimlerinde, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyelerinin bu alana hızla sahip çıkması ve hani artık bayağı da bir zaman geçti ve bunun devam edeceğini öngörmek de zor değil. Bir takım çözümler, önermeleri üretmeye başlamaları gerekiyor. Bu alanda girişimler var. Örneğin İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın, yine bağımsız bir vakıf, bu alanda hani farklı yerlerden görüş alarak oluşturduğu bir metin de var. Eminim kamu otoriteleri, bu yönetimler bunlara da bakmışlardı. Oradan da bir diyaloğa girmişlerdi. Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturmaya çalıştığı bir platform da var bu anlamda. Eminim onlar bunları öneriyorlardır. Ama somut adımlar atılması gerekiyor. Burada sanki kültür sanat ikinci planda kalıyor. Çok ana bir mesele değilmiş de daha tali bir konuymuş. Hayati değilmiş gibi görülüyor. Halbuki bunun ne kadar olmazsa olmaz, ne kadar hayati olduğunu tam da pandemi döneminde bence hepimiz... Eğlenceden ziyade ihtiyaç olduğunu da tam bu sürede zaten anladım. Evet, hele ki böyle bir şey, yani bunu da hissettiğimiz bir dönemden geçtiysek hakikaten burada belki bu programda bir yerde dinlenecekse buradan da o anlamda böyle bir isteğin, talebin, acil ihtiyacın olduğunu bir kez hani siz ve ben de gündeme getirmiş olalım. Çok güzel. Belki tam burada tartışmayı sonlandırmak da anlamlı olur. Çok teşekkür ederiz. Zamanımızı da ucu ucuna yetiştirdik. Bu kadar sorunun üzerinden bu kadar hızlı ve seri ve güzel cevaplar almak benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ali Bey, ben size çok teşekkür ederim. Hani çok yerinde ve zaten birbirinin tamamlaması da, akışı da çok çok iyi model edilmiş sorulardı. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla şehir hepimizinle tekrar birlikte olacağız. Bu hafta bizlerle iletişimde olmak isterseniz İST hepimizin hesaplarından, İstanbul hepimizin hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, iyi haftalar.